Evet arkadaşlar, bugün YouTube kanalım için çok heyecanlıyım. Bir yere götüreceğim sizi. Burada ne yapacağız? Enstrüman tanıtımı. Enstrümanları tanıyacağız. Çok değerli arkadaşım Umut bizlere yardımcı olacak. Gelin birlikte şöyle bir kapıdan giriş yapalım. Müzik mahallesindeyiz. Gördüğünüz gibi burası. Acayip. Umut merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz, merhaba. Evet, Senkok Müzik Mağazası'ndayız arkadaşlar. Sevgili Umut, bizim başvuru yapacağımız bilir kişimiz. Nasılsın Umut? İyi abi, sen nasılsın? Hoş geldin. İyi valla ya, işte böyle ya kanalıma anketler yapıyor Umut. O anketlerin sonunda da hep şey, hocam işte böyle enstrüman tanıtımı, hani bas gitarla ilgili, gitarlı pedallar, amfilerle ilgili bir şey istediler. Ben de Ünsal abi aradım. Dedim ki Ünsal abi mağazaya gideceğim. Kendisi biliyorum uzakta şu anda. Özledik kendisini. Evet, kendisini özledik. Çok selamlar Ünsal abimize. Kendisi bir mağaza sahibi olmanın dışında çok da iyi bir müzisyendir. Kendisine buradan sevgi selam gönderiyoruz. Üç ana başlıkta toparlamak istiyorum konuyu. Umut'cum, gitarlar, amfiler ve pedallar olmak üzere böyle bölüm bölüm yapalım istiyorum. Bir yerden başlayalım. Tabii ki nereden başlayalım? Bence endorser'da olduğum, sizin o videolarda gördüğünüz Sire V10'un distribütörü bir mekandayız. Senkop Müzik getiriyor bu arada. Onun çeşitlerinden bahsedelim. Elimizde hangileri mevcut? Zaten mağaza kataloğundan görüyorsunuzdur. Ama onlardan başlayalım istiyorum. Abi şu an aslında sahip serisinde çok iyi bir noktadayız. Yani birçok model elimizde mevcut. Perdesiz modellerden işte V7'lere, P7'lere kadar her şey var. Artı yeni çıkan U5 serisi var. Short scale diye. Evet, onu merak ediyorum. Şu en önde. Evet. O çok dikkat çeken bir ürün mesela son zamanlarda. Şu model. Mesela bunu incelemenizi özellikle tavsiye ederim. Çok iyi bir çok güzelmiş. Çok karakteristik bir sound'u var. Onun dışında 10 serileri var. Artı yeniliklerden bahsedeyim. Şöyle bir 6 telli basımız var artık M serisinde. Aa, evet. Muhteşem bir işçilik. Bütün finişleri değişti artık. Yani potanslar, metal potanslarla değişti. Pil kapakları değişti. Artı en büyük yenilik dediğim gibi 6 telli bas evet. Üretmeye başlamış evet. Olmaları oldu. Çift truss rod'tu. Bunu da bir inceleyebilirsiniz dilerseniz. Ben Sire ile Sire arasında ne diyorsunuz? Sire diyoruz biz abi. Sire, Sire tamam. Diyoruz evet. Ve bayağı Markus diyenler de var bu arada. Markus yani. Diyenler de ama var. Ama Sire. Sire. Evet. Doğrusunu evet. Doğru öğrenmiş olduk. Fretless modelleri var. Ben V10 var mı? V10 şu an vitrinimizde var. Ha, vitrinde var evet. Oradan bakabiliriz dilerseniz. Hatta isterseniz alalım gitarı buraya, onu da görmek isterseniz ama siz zaten... Yo, zaten V10'u bol bol veriyorlar. Evet, evet. Her derste. Ben özellikle şu U5'in... Evet, U5 birazcık... güzelmiş. Peki bu şey olarak, segment olarak hani böyle bir... Ya bu travel, hani böyle seyahat için mi yoksa... Yok, seyahat için değil abi. Bayağı... Short scale, yani kısa saplı bir gitar. Evet. Biraz daha böyle stone rock, fuzz gitar çalan arkadaşların daha çok tercih ettiği stil gitarlardan. Değişik bir şey var, havası var abi. Stil olarak da öyle. Çalım rahatlığı olarak zaten fark edeceksinizdir. Evet, mesela deneriz bunu. Yine PJ tabii, manyetik konfigürasyonu. Bunun bir değişikliği de şu, aktif değil, pasif bir devre var içerisinde. Bu da daha sıcak ve daha organik sound'lar yakalamamıza olanak sağlıyor aslında. Genelde evet, short evet. Scale'lerde bu çok tercih edilen bir durumdur. Çok güzel ya. İşçilikler falan çok iyi durumda bu arada. Evet, evet. Geçenlerde luthier arkadaşım Yusuf'la bir şey yaptık. Götürdüm gitarı bakım yaparken. O da söylüyor hakikaten şu. Özellikle şuradaki hassasiyet V10'da açmışlar. Evet, evet. Evet arkadaşlar, elimde Markus Miller U5 modeli var, Sire Bass. Kendisi gördüğünüz gibi küçük, gayet pratik, taşınabilir. Şimdi biraz da tonuna bakmak istiyorum.
3 tane düğmemiz var. Gördüğünüz gibi pasif bir gitar. Ön manyetik, arka manyetik ve ton kontrolü. Şimdi önce ön manyetiği kapatarak ön manyetiği duyalım daha doğrusu. Ortayı kapat. Çalımı acayip kolay, değişik. Umutçuk. Hatta fazla yüklendiğimi hissediyorum. O kadar. Şimdi arka manyetiğe bakalım. Tonumuz kapalı, evet. Güzel. Ve de bir de ton katımız vardı. Evet, nasıl sonuç veriyor? Çok güzel. Çok küçük hareketlerle büyük olaylar oluyor. Evet, U5 modeli. Şimdi bu gitarın dışında demin Umut'la konuşurken Sahir Bas'ın 6 telli modelinin de çıktığını söyledi. Bir de şimdi onu deneyelim istiyorum. Evet arkadaşlar, 6 telli Marcus Miller Sahir Bas M7 modelini elime aldım. Çok, bu da güzel bir gitar. Hafif, oldukça hafif. Ve tuşesini de çok sevdim. Kullanılan işçilik, ağaç, her şey güzel. Şimdi önemli olan, tabii çalmadan önce şuraya baktım. Burada biraz durumlar karışık. Yani diyeceksiniz ki ne karışık? Buradaki switchleri anlayamadım. Onun için de ne yapıyoruz? Sevgili Umut'tan destek istiyorum. Umut! Umut'cum ya. Selamlar. Şunu veriyorum sana, mikrofonu. Evet. Zafer abi şöyle, gitarın üzerinde çok ciddi bir preamp ünitesi var aslında. Yani en baştaki switchimiz gitarın aktif veya pasif çalışmasına yardımcı oluyor. Oradan seçiyorsunuz. Lütfen. Şimdi bu pasif değil mi? Çalar mısın abi? Evet abi. Yukarıya alırsan abi dünyalar değişecek şimdi, evet. Bayağı hırçınlaşıyor abi bir anda. Bunun dışında abi yandaki switchlerimiz de seri, paralel ve bölünmüş manyetik seçeneklerini barındırıyor içerisinde. Bir tanesi şu anda parmağın altında bulunan switch aktifteyken çalışıyor. Buradaki switch de pasifteyken devreye giriyor. Aktifteyken çalışıyor. Evet, diğeri de pasifteyken. Seri, paralel ve bölünmüş tabii, manyetik anlamına geliyor. Aynı bölümde olsun. Şimdi aktifteydik zaten. Evet. Şimdi devrede. Kendini aşmış mı elektronik, evet, konusunda? Evet abi. Ortada da durabiliyor o zaman. Tabii. Ortada, yukarı. Bir de en öndeki switch'imiz de pasifteyken aynı özelliklere sahip tekrar. Tabii biraz volümü yüklendim. O
ortada. Değil mi? Pasif değil. Yine seri paralel ve bölünmüş manyetik seçenekleriyle orada bize tercihler sunuyor. Evet. Burada da basımız pas, mid frekans. Mid frekans altında tiz, manyetik seçici, main volume ve ton. Pasifteyken de bir şey eklemem gerekiyor. Pasifteyken sadece ton, manyetik selektör ve ton ve main volume olarak çalışıyor. Onu zaten biliyorsunuz evet, siz de. Evet, evet. O bilgiyi de verelim. Arkadaşlar evet. Yani gördüğünüz gibi aslında Siren'in elektronik bölümünde de acayip Ar-G yapıyorlar. Verimler var abi, evet. Evet. Yani tam bir kayıt makinesi diyebiliriz aslında bakarsınız. Yani evet, evet. Çok güzel. O zaman bu bölümü bitirdik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi az önce Sahir Bass'ları iki tane bass tanıttık. U5 modeli küçük, bir de bugün benim de burada ilk defa gördüğüm Sahir Bass'ın 6 telli bir modelini tanıttık. Şimdi elimde başka bir gitar var farkındaysanız. Neden bu gitar var? Başlangıç gitarı olarak demin az önce Umut'la konuştuğumda ona şunu sordum. Bir başlangıç gitarı olarak ne önerebilirsin bu dükkanda Umut'cum dediğimde, o da bana dedi ki abicim bu Arya Pro 2'nin bu modeli, yani benim de her zaman desteklediğim o pasif bir gitar olması özelliğiyle ve caz bas düzeniyle pick-up'ların olduğu bu gitarı elime aldım ve dediğim gibi çaldım size, ham halini dinlettim. Şimdi burada İki tane şey devreye giriyor. Abicim tamam, biz bir amfi de aldık. Çok güzel çalışma amfimiz filan bilmem ne. Siz mesela en çok sorulan sorulardan biri şu. Siz profesyonel müzisyenler her yere amfi götürüyor musunuz? Ekipmanınızla mı gidiyorsunuz? Tabii ki bu, gönül bunu ister. Evet, koca koca amfilerle gitmek isteriz. Sahnede konforlu çalmak isteriz. Fakat bu her zaman mümkün değil arkadaşlar. O zaman ne yapıyorsunuz hocam? Hani gitarı direkt tesisata mı gönderiyorsunuz? Arada bir aracı var mı diye sorulan o soruların cevabı aslında şu: masada yatıyor. Masada yatıyor dediğim şey de şu: küçük preamfilerle bu işi aslında pratik bir hale getiriyor bizim için. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada gördüğünüz preamfilerle, tabii bu arada bununla ilgili de çok seçenek var elimizde. Preamfiyi taşıması kolay bu aletlerle bir aracı olarak kullanıyoruz. Şimdi ben çok bilir kişi gibi konuşmayayım ve tekrar Umut'cumu yanıma çağırıyorum. Umut, imdat! İmdat dediğimde Umut geliyor. Vallahi Umut sağ olasın ya. Çok, yani güzel bilgiler ben de öğreniyorum. Çünkü hakikaten derya deniz bu konu. Şimdi abi aleti ben sana kısaca bir anlatayım. Evet. Öncelikle Tekin bir firmasının Steve Harris Signature modeli. Yani Iron Maiden'ın bas gitaristlerinin kullandığı preamp abi şu an önümüzdeki cihaz. Aletin hem amfiye girip çalınma özelliği var. İstersen de amfin yoksa, az önce bahsettiğim konuda olduğu gibi amfimiz yok, tesisata girmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Amfimizi yanımıza taşıyacağız abi. Bu aletle tesisata gireceğiz ve çok güzel bir clean bass sound'undan tut, çok iyi bir heavy metal sound'u, yani distortion'lı bass gitar sound'larına kadar çıkabilen bir aletten bahsediyoruz şu anda. Üzerinde bir tane tuner seçeneğimiz var. Artı çift kanal, yani bir tane altyapı çalabileceğimiz, yani eşlik çalabileceğimiz bir sound'umuz ve boost edebileceğimiz, yani lead sound'la elde edebileceğimiz ikinci bir kanalımız var üzerinde. Şu anda kapalı durumda. İstersen abi duyuralım sesini abi. Direkt amfiden gelen ses bu. Şimdi birinci kanalı devreye sokuyorum. Olabildiğince flat tutuyorum.
abi. Arkadaşlar evet. diyecekler ki Iron Maiden bu pedalın neresinde? Şu anda duyduğun gibi. Steve Harris gibi çalmak evet, lazım. Gayet clean soundlar barındırıyor. Evet. Şimdi burada Iron Maiden'ı getirmek için şuradaki byte switch'ine basıyoruz abi bir kere. Bakın mucize. Byte'a yani byte'a geçip boost ettiğimiz zaman pedalımızı iki kanalı yine kullanabiliyoruz. Üst kat yine diğerine nazaran biraz daha yumuşak başlı oluyor. Söz dinliyor en azından. Evet. Ama ikinci kanalda ortalık yanıyor. Hemen farkı da dinleteyim. Artı üzerinde bir tane de akor tahliti özelliğimiz de var. Şuradan evet. akor tahliti edebiliyoruz gitarımızı. Evet. Bu da sahnede bayağı hayat kurtaran bir özellik. Evet, kesinlikle. Şimdi abi amfiyle çaldık ürünü. Gördüğün gibi Arya Pro bir gitar ve iyi bir amfiyle çaldık. Şimdi de amfimizin olmadığı bir senaryo yaratalım. Gidelim test hattı dinleyelim bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Bu seslerle kıyaslama da yapmış oluruz. Hem de arkadaşlar daha evet, bilgi evet. sahibi olmuş olurlar. Aslında. Şimdi bir de tesisata girerek ne oluyor? Çünkü bize o lazım. Hani demin girizgahta başlangıçta bundan bahsetmiştim ya. Hani dev amfileri götüremiyoruz. Ekipmanınızı götüremiyoruz. Ne yapıyorsunuz dediğinizde tesisata göndermek için bir aracı kullanıyoruz demiştik. O aracılardan işte birini anlattık. Amfiyle olan bölümünü. Şimdi Umut'cumdan bir de tesisatta nasıl olduğu ile ilgili bir konuşma yapalım. Zaten aleti neredeyse tanıttık Umut. Evet. Aslında teknik olarak tüm özelliklerine evet. değindik. Burada sadece ekstra söylememiz gereken şey şu anda çivi jack çıkışıyla değil XLR çıkışından çıkarak direkt mikser'e giriş yaptık. Buradan da XLR özelliğini aktif ettik. Artık kabin simülasyonunu aktif ettik. Bunlar önemli seçenekler arkadaşlar. Bunların açık kalması gerekiyor. Aletten tam performans alabilmeniz için. Şu anda aletin flat tone yani kapalı halde şu anda. Gitarımızın sesi neyse şu an onu duyuyoruz. Şimdi Steve Harris girdi buraya. Havası veriyor değil mi abi? Evet evet. Ne düşünüyorsun? Evet ben çok performanslı buldum yani. Yani hani gitara kattığı şey çok büyük. Çok büyük hareketler var yani. Evet. Hani dediğim gibi bir avuçluk bir alet. Ay, evet ya. Her yere götürebiliriz. Soft ki. Tesisattaki drive'ını da duyalım abi bu arada. Unuttuk. Aa evet evet. Sesini de duyalım bakalım. Çünkü genelde biliyorsun tesisatlı drive karakterleri birazcık evet, kötüleşmeye evet. başlıyor. Şimdi bunun performansını duyalım bakalım. Thank you.
Tesla'daki performansı da bu abi. Sen ne düşünüyorsun? Ne diyorsun Alp'le ilgili genel olarak? Çok merak ediyorum ya, senin fikrin çünkü. Evet, şöyle çok merak ediyordum zaten. Görmüştüm evet. Ne ama ne yani bundan bu kadar performans beklemiyordum işin açıkçası. Şu anda çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Dediğim gibi çok başarılı. Yani emsallerine göre hakikaten yaptığı hareketler çok büyük hareketler. Evet. Evet arkadaşlar, dediğim gibi o aracılardan birini tanıtmış olduk. Şimdi başka bir ürünle devam edelim isterseniz. Evet arkadaşlar, başlangıç gitarı dedik, başlangıç amfisi dedik, işte aparatlarımız, ekipmanımız filan bunları yaptık. Evet. Şimdi bu amfilerden bahsetmiştik. Joyo amfi var. Başlangıç için bize tavsiye edilen, sevgili Umut'un bize anlattığı. Bu amfi ile bir başlangıç gitarını sesini duyalım istedim. Bunu da atlamayalım. Şimdi bu amfinin en büyük özelliklerinden biri bence, çünkü bakın Bluetooth özelliği var. Bluetooth özelliği bence çok önemli bir şey. Çünkü backing tracklerin altyapılarının üzerine çalabilme, ders videolarını takip edebilme, kulaklığımızı da bağlayarak kendi ortamımızı ve özel alanımızı yaratmamıza sebep olan bir amfi. Bu her amfide yok bu özellik. Onun için hem ucuz segmentte hem de çok başarılı bir amfi bence. Burada bir sürü özellikleri var. 70 JBA 70 görüyorum, JBA 35. Bunlar wattları sanırım değil mi Umut? Watt, evet. Ve 10 wattlık da böyle gayet monitör dizaynında burada çok da başarılı bir şeyi de var, tasarımı da var bence. Bass, mid, treble, volume'den oluşuyor. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir amfi. Gayet bence başarılı. Bu volümü de açmamışım yani. Daha 7'deyken falan bu sonuç vardı. Evet. 10 wattlık bir amfiye göre gayet güzel bir çalışma. Amfisi. Evet, bence bundan da bahsetmek gerekiyordu. Gördüğünüz gibi Joyo amfilerini tanıttık. Elimizde Arya Pro 2'mizi tanıttık. Başlangıç için gayet gönül rahatlığıyla alınabilecek bence gitar ve amfi. Evet arkadaşlar, umarım güzel bir video olmuştur. Bu sefer böyle bir dış çekim kaydı yaptık ve bence çok da güzel bir yerdeydik atmosfer olarak. Çünkü biz müzisyenlerin mutlu olduğu yerlerden biri müzik manzaraları. Böyle bir sürü seçenekle buraya girip saatlerimizi geçiriyoruz ve mutlu oluyoruz. Öyle bir ortamda sağ olsunlar Senkop müzik ailesi bizi çok iyi ağırladı. Tekrar onlara teşekkür ediyorum. Ve sevgili Umut, bakın orada kahramanımız. Umut'cum çok sağ ol, var ol. Ve Gökhan Suner'in tabii ki prodüksiyonda. Ya biz böyle işte bir aile olmaya çalışıyoruz ve aileyiz aslında. Çok da sıcak ve samimi, hani böyle dev prodüksiyonlarımız yok belki ama umarım ki size ulaşıyordur bu yaptığımız samimi şeyler. Takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Başka içeriklerle görüşmek üzere. Sevgiler.